Sevgili seyirciler, TRT ekranlarında Doktor Özgök'le Sağlık Programı'nda yine birlikteyiz. Bugünkü konumuz kolon kanseri. Konuğumuz Profesör Doktor Abdülkadir Belirli. Kendisi genel cerrahi uzmanı. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam biz programımızda her zaman olduğu gibi bir hasta alıyoruz. Hasta konuşuyor. Sonra hasta üzerinde tartışıyoruz. Tabii. Sevgili seyirciler, Yine hastamızı dinleyelim. Bakalım hastamız ne diyecek, ne anlatacak. Sonucunda uzmanımızla konuyu tartışalım. Bir seneye aşkın bir zaman evvelinden ishal rahatsızlığı hissetmeye başladım. Fakat olağandır diye geçer ümidiyle efi bir zaman kendi kendimi avuttum ve bekledim. Baya bir zaman geçtikçe iyileşmek bir yana beni fazlasıyla rahatsız etmeye başladı. Ona sonra bir cesaretimizi toplayarak doktora gitme ihtiyacı duyduk ve hastaneye müracaat ettik. Yapılan tetkiklerde rektum kanseri olduğu teşhisi kondu. Doktorum beni robotla ameliyat yaptı. Başarılı bir ameliyat geçirdim. Ertesi günü bile aya, yani ameliyattan sonra ertesi gün ayağa kalktım. Hiçbir rahatsızlık, ağrı, sızı, ne bileyim ben, hiçbir şikayette, hiçbir şikayetim olmadı. Bunu o kadar tevekkülle karşıladım ki. Yani, ay ben ne oldum, ne olacağım, niye geldi, ne yaparız ne ederiz? Herhangi bir korku ve endişeye kapılmadım. Benim hastalığım sırasında e, evlendirme imkanı da bulduğumuz oğlumuzun bir bebeği olacaktı. Onun sevinci bize ayrıca bir kuvvet bir neşe kattı. <laughs> Onu veren Cenab-ı Allah onun tedavisini te, telafisini de vermiştir. Buna inanın. Korkulacak bir şey yok. Erken teşhis çok önemli. Hocam hastamız çok güzel iki cümle söyledi. Son iki cümleden gireceğim. Allah insana bir kötülüğü verirken yanında da bir iyilik veriyor. O iyiliği görmek lazım. Bir, iki erken teşhis. Fakat bu arada bir robotik cerrahiden bahsedince ben dayanamıyorum. Yani biz bütün dünyada 35'e yakın laparoskopi robotik cerrahi kursları verdik. İnsanlara bunu da hem tanıtmak hı hı. hem de bunların artıları ve eksilerini de her zaman her konuda konuşmak istiyoruz. Kesinlikle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Erken teşhisten başlayalım. Hı hı. Kolon kanserlerinde erken teşhis nedir? Hı hı. Gerçekten ben de ilk defa seyrediyorum hastayı Burhanettin Bey. Anlatmış olduğu iki tane sizin de vurguladığınız şeyler son derece önemli. Kolorektal kanserler yani işte kalın bağırsak kanseri bir buçuk metrelik bir kolon, 15 evet. santimlikte bir rektum denilen bir organımız. Evet. Ve burada yerleşim gösteren tümörler ve kanserlere kalın bağırsak kanseri veya kolorektal kanserler diyoruz. Evet. Gerçekten gastrointestinal sistemi değerlendirdiğimizde bir mide kanseri, bir pankreas kanserine göre baktığımızda kolorektal kanserlerde özellikle erken dönemde teşhisle yüz güldürücü sonuçlar alabilmekteyiz. Bu başarı evet. şansımız %90'lara kadar ortalama verecek olursak evre bir. Evre iki erken dönem olarak %90'lara kadar çıkmakta. Dolayısıyla erken teşhis son derece önemli. Evet. Aslında bunun bir öncesi de var. Erken teşhis yani bir semptomlar çıkmadan önce de tarama yöntemleri dediğimiz bazı testlerle de bu hastalarda hiçbir şikayeti yokken işte belki o kanser bir polip düzeyindeyken bunu tespit edip ve buna gerekli şeyleri yapmak çok çok daha önemli. Peki hocam bizim semptom dediğimiz yani hastalığın bulguları evet. bu evet. çok çok önemli. Evet. Şimdi hastalarımızda şu oluyor bize evet. geliyor. Ya hocam ben de kolon kanseri olabilir mi veya prostat kanseri olabilir mi? Aldırsam evet. bunu evet. diye geliyor. Evet. Veya şu şu tetkikleri yapan evet. Bazen de tetkik bolluğundan bunu alıyoruz. Yani Mesela. hasta kafasına göre mi bu işi yapmalı? Hı. Yoksa belli bulgular Hı. olduğu zaman doktora gidip Hı. bu tanıyı yaptırmalı Hı. mı? Hı. Veya ailede böyle bir hikaye varsa Hı. hangi yaşta size gelip ya ben bununla ilgili kendime araştırma yapmak istiyorum demeli? Hı bir kere öncelikli olarak kalın bağırsak kanserlerinde görülme sıklığına baktığımızda 10 evet. hastadan 9 tanesi 50 yaş ve üzeri. 50 yaş üzeri. Dolayısıyla yaş kesinlikle bir risk faktörü. Evet. Yani evet. 50'nin üzerinde prostata baktırdığı gibi gelecek kesinlikle. kesinlikle, kolon içinde size baktıracak. İşte neler yapılması gerekiyor? Tarama Sorucu. yöntemindeki şeylerimiz neler? Tarama yöntemi sizin de bildiğiniz gibi hocam hiçbir hastada şikayet yokken belli bir risk grubunda nasıl meme de tarama yöntemi olarak mamografi kullanıyorsak 45 yaşın üzerinde kolorektal kanserlerinde de 50 yaş ve üzerinde sık görüldüğü için 50 yaş üzerinde başlıyoruz. Yaptığımız şeyler çok basit aslında. Evet. Yılda bir kez Gaytada gizli kan yani büyük apteste gizli kan testi evet. ikincisi. 5 yılda bir flexible rektosikmoidoskopi. Yani flexible dediğimiz dönebilen evet, değil döne mi? Dönebilen Onu açıklayalım. Evet dönebilen saha. 70 santimlik bir kısmını gösteriyor ki kalın bağırsak kanserlerinin büyük bir kısmı burada Çok yerleşim büyük. gösteriyor. Evet. 10 yılda bir de kolonoskopi. Kolonoskopi ne? Anal kanaldan girilerek e, çekme kadar e, bütün kolonun görüntülenmesi. Hocam şu önemli 10 yılda bir diyorsunuz değil mi? Yani evet. her evet. sene gidip de canımız isteyince yapmıyoruz. Fark. Onu doktor ha. karar veriyor ama bazen ha. siz hadi bir yıl sonra görelim de diyebiliyorsunuz bazı olgularda. 100 tane kalın bağırsak kanserine baktığımızda 70-80 tanesi bir de genetik aile onlardan biraz bahsedecek olursak. Evet. 70 tanesi sporadik yani evet. ailesinde herhangi bir kalın bağırsak kanseri yok birinci ikinci üçüncü derece akrabalarında genetik olarak da bir yatkınlığı yok genetik evet. bir anomalisi yok. %15-20'sinde Ailede kalın bağırsak kanseri var. Pozitif evet. şeyde hikayesinde. Yüzde beşlik grupta genetik. İşte evet. familial polipoz, koli gibi bir takım sendromlar var. Bunlar da çok ciddi bir şekilde kalın bağırsak kanseri gelişme riski var. Evet. Dolayısıyla bunlarda değişiklik arz edebilmekte bu tarama yöntemlere. Ama iki tane şeyin altını vurgulamak gerekirse 50 yaş ve üzeri kalın bağırsak kanseri için riski evet. ve biraz önce söylediğim işte gaytada gizli kan, rektosik Mideoskopi veya kolonoskopi tetkikleri de 50 yaşından sonra yapmamız gerekiyor. Peki hocam biz prostat kanserlerinde genelde hı hı. 50 yaşın üzerinde bakıyoruz hı. ama diyoruz ki birinci derece akrabalarınızda prostat kanseri varsa bu ki hı. baba, amca gibi hı hı. 40 yaşından sonra bakalım diyoruz hı. ve ikinci derece akraba dede ve dayı gibi hı hı. şeylerde var ise hı hı. bunlarda da 45 diyoruz. Hı hı. Sizde böyle bir şey var mı hocam? Aynı şey aslında geçerli. Ailede e, pozitif olması bir risk faktörü ama o yüzde beşlik dediğimiz genetik şey aslında çok çok daha önemli Bunlarda bazen 20 yaşından sonra FAP gibi hikayesi olan aile hikayesi olan genetik anomalisi olanlarda 20 yaşından sonra dahi evet. taramalara başlamak gerekiyor ama genel toplumumuza baktığımızda bunlar büyük bir kısmı ne genetik yatkınlığı var ne de ailede pozitif bir hikayesi var Biraz evet. önce söylediğimiz tarama yöntemleri yapması çok çok yeterli Evet hocam. Hı -hı. Hocam aslında konuşma çok çok güzel gidiyor da ben son olarak Hı -hı. size bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. Özellikle genetik tarama ee, çok yakın akraba, birden fazla kişi de olursa mı yapıyorsunuz yoksa birinci derece akraba da olursa mı yapıyorsunuz? Birden fazla kişi de olması bizi çok çok daha alert durumuna getiriyor, çok çok daha endişelendiriyor. Mutlaka evet. onlar da geçmişte olmuş da olsa kalın bağırsakla ilgili e, kanser olmuş olsa da eğer böyle birden fazla akraba da çıktığında mutlaka... Tüm ailenin evet. taranması gerekmekte. Evet. Hocam şimdi birinci bölümü biz Hı -hı. bitirdik. Hı -hı. Bundan sonra bir sokak röportajları yapıyoruz. Hı -hı. Sokak röportajlarını dinledikten sonra daha farklı sorularla size geleceğim Tabii hocam. Ki. Hı -hı. Sevgili seyirciler, sokağa çıktı, halkımıza sorduk. Onlar da bize cevap verdiler. Bakalım ne söylediler, neleri biliyorlar, neleri bilmiyorlar. Önce onları dinleyelim. Bundan sonra da doktorumuzla, sayın uzmanımızla konuyu tartışalım. kolon kanserini duydunuz mu? Duydum. Hangi organımızda olan bir hastalık? Bağırsak, bağırsaklardaki problem. Daha önce duymuştum sanırım bağırsakla ilgili. Televizyondan dinlediğim kadarıyla biraz bağırsaklarla alakalı galiba. Peki kolon kanserinin erken tanı ve tedavisi mümkün müdür? Mümkün tabii. Kontroller yapıldıktan sonra her şeyin çaresi var günümüzde. Yani e, gelişmiş hizmetler karşılığında tabii ki de erken teşhis çok önemli. Bence mümkün çünkü bütün kanser tedavilerinde erken tanı her zaman daha başarılı oluyor. Bağırsaklarımızda hangi şikayetler olduğunda doktora başvurmamız gerekiyor? E, tabii büyük idrar, abdeste kan görüldüğü zaman. Bağırsakta e, kabızlık oluyor benim bildiğim. Bence en büyük şikayet kabızlık. Bağırsaklarda e, dışkılama düzensizliği olduğu zaman, İzrarlarda falan eğer bir rahatsızlığımız olduğu zaman başvururum ben genelde. Sizce yoğun karın ağrısı, e, daha sonra dışkılamada problem, işte e, şekline göre, e, yine dışkıda kan gibi durumlarda bildiğim kadarıyla öyle. Çünkü teyzem yaşamıştı o yüzden biliyorum. Kolonoskopi nedir? Onu duydunuz mu? Onu duydum. Sanırım bağırsağın içine bir aletle giriyorlar ve e, temizliyorlar diye biliyorum. Bağırsakta herhangi bir şikayet olduğunda kanser teşhisi yapmak için oradan parça alınması diye biliyorum. Yanlış bilmiyorsam. E, hortumla galiba e, bakıyorlar ucunda bir kamerayla. Daha önce öyle duydum hani yaptırmadım ama etraftan duymuştum. Hangi yaşlardan itibaren yaptırmak gerekiyor kolonoskopi? Bildiğim kadarıyla 40'lı yaşlardan sonra. Yani akrabam 40 yaşındaydı. O, o yaşında yaptırdı ama sanırım yani vücuda bağlı. Galiba 50 yaşından sonra 45 ya da 50 yaştan sonra rutin kontrol yapmak gerekiyor. İlla kanser olmak şart değil. 50'den sonra diye biliyorum. Bence, Sizce? Bence biraz daha erken olabilir. Yani 40 ya da 35'ten sonra falan yine bir erken tanı için en azından yaptırılabilir diye düşünüyorum. Yani ben 23 yaşındayım. Ben de hani ağrım vesaire olsa bence ben de yaptırmalıyım diye düşünüyorum. Evet hocam, halkımızı hı hı. dinledik. Biz aslında bu olayın başında bazı şeyleri konuştuk. Hı hı özellikle erken tanı için nelerin gerekebileceğini kolonoskopiden bahsettik. E bununla ilgili genetik çalışmalardan bazı kan tetkiklerimiz var bunlardan. Şu kan tetkiklerinden kısaca bana bir söyler misiniz? Ne yapıyorsunuz siz? Gayet de gizli kan, yani büyük abdestte gizli kan Tekrarlamak bakıyoruz. Tekrarlamakta fayda var. Evet. Kesinlikle. Bir de tabii ki ileri yaş bir hastada eğer bir anemi dediğimiz kanda işte hemoglobin değerinde düşüklük varsa mutlaka bir gastrointestinal sistemi, kalın bağırsağını, evet. midesini mutlaka araştırmak Peki gerekiyor. Peki hocam bizim için aslında en önemli şey hastanın bize söyledikleri semptom dediğimiz evet. hastanın bulguları. <laughs> Hasta size hangi bulgularla geliyor? -hı. Aslında sokak röportajlarında da birçok güzel şeyler verildi. Bu da evet. beni mutlu etti. Yani gerçekten insanlar bu konuda ciddi bir şekilde bilgili. Semptomları sıralacak olursak rektal kanama yani makattan kanamlama önemli bir semptom. Evet. Defekasyon değişikliği dediğimiz yani büyük abdest yapma alışkanlıklarında değişiklik. Bunlar ne olabiliyor? Bazen kabızlık olabiliyor, bazen ister olabiliyor. Evet. Bunlar önemli. Bir de çok önemli semptomlardan bir tanesi büyük abdesti var. Tuvalete gidiyor geliyor ama hala büyük abdestini yapamamış gibi orada bir dolgunluğun olması son derece önemli. Bir de kanser olarak değerlendirdiğimizde kilo kaybı, iştahsızlık o kanserin genel belirtilerini Belirtileri de görebilmekteyiz. Ama o üç tane söylediğim semptom yani makattan kanama, Büyük abdest değişikliği ve rektumdaki o dolgunluk hissi son derece önemli şikayetler. Büyük abdest değişikliğini bize tıp fakültesinde şöyle anlatırlardı. Ya keçi pisliği şeklinde veya evet. kalem evet. gibi olursa doğru kesinlikle, mudur hocam? Kesinlikle bu? daraltıyor tabii ki o kitle. Evet. Daralttığı için lümeni azalan yerden büyük abdestin geçişi ve o kalibrasyonu da inceliyor. Evet hocam şimdi hasta geldi. Evet. Tetkikleri yaptınız. Evet. Tanıyı koydunuz. Şimdi en zor şeye geldik tedavi. Evet. Bunun tedavisi mümkün mü? Tabii kalın bağırsak kanserinin tedavisi primer başlıca tedavisi cerrahidir. Bunun dışında yandaş tedavilerimiz vardır. Bunlar neler? Kemoterapi ve radyasyon onkolojisi yani radyoterapi tedavileri. Bunları bazen öncesinde verebiliyoruz. Cerrahi öncesinde bazen de sonrasında verebiliyoruz. Peki bunları öncelik sırasına göre şey yapar mısın? Yani hangi kanser tiplerinde Primer yani öncelikle Hı. cerrahi veya önce Hı. benim bildiğim kadarıyla adenokanser dediğimiz tiplerde Hı. önce kemoterapi verip Hı. kitleyi küçültüyorsunuz. Kısa ve özet olarak. Tabii ki. Tabii ki Öncelikli olarak aslında hastanın evresi çok önemli. Bir de anatomik yerleşimi çok önemli. Eğer evet. kalın bağırsağın kolon dediğimiz kısmında yani bir buçuk metrelik o kısmında yerleşim gösteriyorsa cerrahi beraberinde kemoterapi veya e, veriyoruz veya vermiyoruz evresine evet. göre değişiyor. Burada radyoterapiyi kullanmıyoruz. Nadiren kullanıyoruz diyeyim. Sıklıkla rütünde kullanmıyoruz. Evet. Ama rektum dediğimiz o pelviste yerleşim gösteren organdaysa yani rektum kanseri ise mutlaka sıklıkla radyoterapi yine evresine göre değişmekle birlikte kullanıyoruz. Hatta sıklıkla da bu radyoterapi öncesinde veriyoruz. Evet. Bu Bey'de de o şekilde yapmıştık. Önce radyoterapi, lokal kontrolü sağlıyoruz. Ardından evet cerrahi uyguluyoruz. Evet. Evresine göre de kemoterapi veriyoruz veya vermiyoruz. Evet. Ama burada çok önemli bir şeyin altını çizmek istiyorum. Cerrahinin olmadığı hiçbir e, diğer modalitelerde küre elde etme şansımız yok. Peki hocam <laughs> şimdi biz cerrahi dediğimizde artık teknik teknoloji gelişti. Açık, <laughs> laparoskopik, <laughs> robotik. Evet. Ürolojide biz daha erken başladık robotik <laughs> cerrahide bu tür işle her şeyi yapmaya. <laughs> Ama şimdi genel cerrahide de bunlar yapılıyor. Bence açık konuşuldu. Laparoskopide konuşuldu. Ben sizinle bu burada robotik cerrahi de konuşmak istiyorum. Şöyle ki hastada bazen öyle bir geliyor ki size kolostomi dediğimiz karnından ağızlaştırma gerekebiliyor. Robotik cerrahinin bunu önleyici bir faktörü var mı? Algoritmanız aslında çok güzel. İki tane çok kısa bir şeyle onu bahsetmek istiyorum. Laparoskopik cerrahi veya robotik cerrahi aslında birbirinden farklı değil. İkisinde de küçük kesilerden girerek o organı çıkartıyoruz. Daha sonradan da sıklıkla anastomoz dediğimiz e, geride kalan kısmını birbirine dikme işlemlerini evet. yapıyoruz. Laparoskopide de robotik cerrahide de bunu yapıyoruz. Eee laparoskopik cerrahiye yani açık cerrahiden laparoskopik cerrahiye geçişte en önemli sorgulanan şey şuydu. Acaba biz onkolojik açıdan gerçekten R0 dediğimiz onkolojik prensiplere uygun cerrahi yapamıyoruz. Evet. 1997'den itibaren artık bu net olarak bilimsel olarak ortaya konmuştur. Sizin bu konuda bilgi ve tecrübeniz varsa siz açık cerrahideki düzeyde etkinlikte güvende onkolojik cerrahi yapabiliyorsunuz. Robotik cerrahi gelecek olursak gerçekten evet. robotik cerrahi bugün laparoskopik cerrahinin gelişmiş teknolojik olarak da en üst düzeydeki bir versiyonu diyebiliriz. Evet. Aslında birçok şeye benzer aletlerle giriyoruz küçük kesilerden orada işlemleri yapıyoruz. Laparoskopik ile robotik cerrahi arasında ne fark var dersek laparoskopik cerrahide hastanın başında bu işlemi yapıyoruz. Yine aynı şekilde küçük kesilerden bu işlemleri yapıyoruz. Fakat kullandığımız el aletleri ve kameranın bir takım farklılıkları var. var. Robotik cerrahide nedir bunlar? ayrı bir yerde yapıyoruz. Yani hastanın başında durmuyoruz. Ayrı bir yerde bu işlemi yapıyoruz. Ve el aletlerinin işte artikülasyon dediğimiz dönme gibi manipülasyonları çok fazla. Kamerası 3 boyutlu. Evet. Yani tabiri caizse hastanın karnının içerisinde bir işlem yapıyormuş gibi size o hissi veriyor. Hocam Do ıı, dolayısından evet. hani baktığımızda tabii ki bu çok çok önemli evet. bir e, cerraha e, fırsat sağlıyor, imkan sağlıyor. Evet. Bizim programımız, sağlık eğitim programı olduğu için Hı. tabii açık cerrahi yapan arkadaşlarımı da selamlamak zorundayım. Laparoskopi de, Hı. robotik cerrahi de. tabi biz burada şunu görüyoruz. Yani bizim hastanın başında olmamızla olmamamız cerrah açısından iyi. Niye? Niye hastanın başındayken angulasyonu yani evet. aletlerin dönüş şeylerine bağlı olarak bizde omuz ağrıları oluyor. Evet. Bazı pozisyonlara Hı. giremiyorsunuz Hı. ama şeyde Robotik cerrahide açı geniş evet. 540 dereceye Kesinlikle. kadar dönüyor. Kesinlikle. Dediğiniz Kesinlikle. gibi 3 boyutlu <laughs> görüntü var. Hmm. Peki hocam robotik cerrahide hmm. acaba bu sinirlerin diseksiyonunda hmm. sütür atarken hmm. dikiş atarken hmm. o açılı olması da size bir şeyler hmm. veriyor mu acaba? Ben öncelikli olarak hani e, uzun süredir minimal invaziv cerrahi yapan birisiyim. Evet. Laparoskopi ve robotik olarak da bunları yapıyorum. Dolayısıyla kalın bağırsağı baktığımızda bütün bölgelerinde robotik cerrahi uygulayabiliriz. Ama bir bölge var ki Burhanettin Bey'de olduğu gibi rektum bölgesi. Yani son 15 santimlik sizin de işte o prostatta çok ciddi bir şekilde güçlük arz eden bir durum. İşte burada öyle bir teknoloji var ki size şunu sağlıyor. Gerçekten o dar alanda inanılmaz bir derinlik hissini azaltarak evet. üç boyutlu bir görüş sağlıyor. Dolayısıyla evet kalın bağırsağın birçok kısmında da ben robotik cerrahi hassaya öneriyorum ama rektumda bir kat daha fazla neden hem e, onkolojik açıdan ben etkin güvenli ameliyat yapıyorum, hem de evet. sinir diseksiyonlarını, diğer evet. organların diseksiyonlarını çok daha evet. e, rahat bir şekilde, daha az kanla e, bu işlemi bitirmiş evet. oluyorum. Hocam şimdi ben çok çok teşekkür evet. ediyorum. Aslında çok güzel şeyleri konuştuk. Ben şunu söylemek istiyorum bir gün e, laparoskopik cerrahi kursları verirken bizim kursiyerlere dedim ki artık her şey. Laparoskopiyle yaparız, sünnet hariç dedim, güzel bir cevap geldi. Hocam kutu koruz, onu da laparoskopiyle yaparız. Şunu Kesinlikle. demek istiyorum, biz her şeyde illa robotla yapacak diyeceğiz ama çok güzel bir cümle söylediniz. Biz Kesinlikle. özellikle rektum cerrahisinde Kesinlikle. robotu tercih ediyoruz dediniz. Kesinlikle. Ben size çok çok teşekkür ben ediyorum teşekkür hocam. Ediyorum. Ee, sevgili seyirciler, bugün gerçekten güzel bir konuyu konuştuk. Bir başka programda sizlerle farklı bir konuda farklı bir konuğumuzla bir arada olmak dileğiyle. Sağlıklı olun, sağlıcakla kalın.